Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan bir ayıbı sizlerle paylaşmıştık. Taner Yıldız, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, komisyonda, yani o Amasra'daki, Bartın'daki 41 madencinin hayatını kaybettiği komisyonda bir takım taşkınlıklara imza atmıştı. Taşkınlık diyorum çünkü orada devletin çalışma teamülleri ve devletin çalışma adabına aykırı şeyler yapmıştı. Dün sabah da burada söylemiştim, hatırlatayım. Bir, komisyonun çalışmasını engellemeye çalışmıştı. Komisyon başkanı olarak orada soruların sorulması ve gerçeğin ortaya çıkmasına mani olmaya çalışmıştı. İki, bunun sorgulanması ve buna itiraz edilmesi noktasında basın mensuplarını dışarı çıkarmaya çalıştı. Yani biz burada gizli saklı çalışacağız, İşte kendi aramızda ne yapacaksak yaparız, kamuoyunu ilgilendirmiyor diye basını dışarı çıkarmaya çalışmıştır. Ya basın orada kendi zevkini tatmin etmek için ya da merakını tatmin etmek için yok. 84 milyon vatandaşın bilgi alması için orada var. Meclisin çalışmaları aleni değil mi? Gizli oturumu yapılıyor da bizim haberimiz olmadı. Taner Yıldız basını dışarı çıkarmaya çalışmıştı. Ve üçüncü ayıbı da orada muhalefet partilerinin mensup milletvekillerinin soru sorması üzerine haddinizi bilin, saygılı olun filan gibi böyle parmak sallayarak destur çekmeye çalışmıştır orada. Başta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zonguldak milletvekillerinin. İşte şu gördüğünüz sakallı zat-ı muhterem, beyaz sakallı Taner Yıldız. Kim bu Taner Yıldız? Soma'da 301 insan toprağa gömülürken, orada hayatlarını kaybederken o yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koltuğunda oturan ve tek bir canın hesabını hala vermemiş olan sorumlu bir siyasetçi. Kalkmış bugün bir de Amasra ile ilgili komisyonun başına getirmişler. Oradaki soruşturmayı da engellemeye çalışıyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? 14 Ekim günü Bartın Amasra'daki madende ihmaller sonucu, eksiklikler sonucu katledilen, evet göz göre göre katledilen insanların anısına saygısızlık anlamına geliyor. O insanları hatırlamak, hatırlatmak ve asla unutturmamak boynumuzun borcudur. Bir hatırlayalım kimdi onlar. Özerkan, Yener Saygın, Şuayip Okul, Şaban Yıldırım, Suat Demirkan, Soner Ak, Serkan Nakaş, Ferhat Kahraman, Selçuk Ayvaz, Sabri Akdere, Rıdvan Acet, Rasim Bulut, Ramazan Özer, Rahman Özçelik, Öner Yıldız, Orhan Altun, Ozan Akgül, Mustafa Çelik, Mustafa Can Yıldırım, Murat Öztan, Murat Ergin, Mehmet Kara, Mehmet Bulut, İbrahim Köse, Gürdal Serenli, Gökhan Mercan, Fikret Kansız, Ferhat Poyraz, Ercan Saraç, Ercan Akdeniz, Enes Aydın, Emrah Kaya, Emrah Kaval, Deniz Baykal, Burçin Saban, Berkay Pınaroğlu, Aziz Köse, Ali Doğru, Tamer Şen, Remzi Özçelik. Bu ismini saydığım 41 gencecik madenci henüz üzerlerine atılan toprak bile kurumadı. 41 evde gözyaşları henüz dinmedi ve hiçbir zamanda dinmeyecek. Dolayısıyla biz bu 42 cana adalet borçluyuz. Nedir o adalet? Hayatlarını kaybettikleri koşullar nasıl koşullardı ve nerede hata yapıldı onları kurtaramamak için? Onların kurtarılmasına engel olan hataları ve eksiklikleri hatırlamak, su yüzüne çıkarmak ve sorumluları en ağır bir şekilde cezalandırmak bu ülkenin bu insanlara borcudur. Bakın Amasra Komisyonu'nda görüşülmeye de devam edilecek olan bir rapor var. O raporda o madende, yani şu insanların katledildiği o olayda, o katliamda yapılan hatalar, patlama anına kadar 53 kez ikaz vermiş sistem, 355 kez alarm çalmış. Bir ikaz seviyesini 85 kez geçmiş %1 ikaz seviyesini 85 kez geçmiş ve olaydan bir gece öncesinden patlama anına kadar 53 kez ikaz vermiş, 355 kez alarm çalmış. Bir fezleke hazırlanmış. Orada deniyor ki metan gazı değerlerinin katliamın yaşandığı 14 Ekim günü patlama anına kadar %1 ikaz seviyesini 85 kez geçti diyor. Patlama anına kadar toplamda 25 ppm ikaz seviyesini 47 kez geçtiği, 50 ppm alarm seviyesini 13 kez geçtiği, havalandırma vantilatörü değerlerinin bir gün önce yani 13 Ekim günü saat 23.43 ile 14 Ekim günü saat 18.49 zaman aralığının tamamında 53 kez ikaz verdiği diyor. Orada bulunan bir fanın çalışmadığı, bir gün öncesinden itibaren sürekli uyarı ve alarm kayıtlarının olmasına rağmen tedbir ve tamir işleminin yapılmadan patlama yapıldığı tespit edilmiştir. Şimdi eğer bu ülkede zerre kadar adaletten, zerre kadar hukuktan söz edebiliyorsak, eğer bu ülkenin insanların canına zerre kadar değer verdiğimizi göstereceksek, en tepeden başlayarak, evet iddiayla söylüyorum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan başlayarak en alt düzeydeki sorumluya kadar herkesin bir kere istifa dilekçelerini yazıp masanın üzerine koyup kenara çekilmesi ve uzmanlardan oluşacak araştırma komisyonunun çalışmalarının titizlikle sonuçlanana kadar o insanların bir daha o görevde bulunmaması lazım. En baştan Enerji Bakanı'ndan başlayarak. Oysa ne görüyoruz? Eski bir Enerji Bakanı ki kendi görev süresince Cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciası gerçekleşmiş, en büyük işçi katliamı gerçekleşmiş. O katliamın birinci derecede sorumlusu konumundaki bir kişi, yani Taner Yıldız komisyonun başkanı ve bunların ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyor. Sadece bu rapor değil, oradaki mühendislerin ifadeleri. Orada hayatlarını kaybeden emekçilerin, gencecik emekçilerin ölmeden önce söyledikleri anlatımları aileleri aktarıyor. Geliyordu diyor, her akşam gaz sızıntısından söz ediyordu, ihmallerden söz ediyordu, işte bilmem ne seviyelerin yüksekliğinden söz ediyordu. Ama buna rağmen bizleri zorla çalıştırıyorlar diyordu diye ifadeleri var. Yine facianın yaşandığı, katliamın yaşandığı gün Sayıştay raporları ortaya çıkmıştı. Katliamdan bir süre önce oraya giden Sayıştay denetçileri, işte sendikacılar, mühendisler, onlar bunlar, bürokratlar. Onların anlatımları var, onların tespitleri var. Hepsi diyor ki kaza geliyorum diyor. Yani kaza değil bu, cinayet geliyorum diyor. Ve bu insanlar, az önce ismini saydığım gencecik insanlar, hepsi orada hayatlarını kaybettiler. 42 kişi. O 42 kişinin ailelerine, çoluğuna, çocuğuna, eşine, bacısına, annesine, babasına hepimiz bir adalet borcuyla yükümlüyüz. Bu yük hepimizin omuzlarında. Hepimizin omuzlarında diyorum, sadece mahkemeye ya da komisyonlara değil. Onların adam gibi çalışmasını sağlamak için baskı yapması gereken kamuoyuna da ait bir borç bu. Basınıyla, sıradan vatandaşıyla. O borcu ödemezsek hepimizin yüreği kurusun.